Merhabalar, nasılsınız? Bebeğimi büyütürken programımız başlıyor. Annelerin merak ettiği konularla yine sizlerleyiz. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Hamilelikte en çok şikayet edilen konulardan biri de aslında mide yanmaları. Özellikle bunlar için babalar da çok şikayet ediyor. Kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Betül Görgen bunların hepsini bize cevabını verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Nasılsınız? yayınlar Çok diliyorum. teşekkür Çok ediyorum. teşekkürler. Siz Ben de nasılsınız? çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Enerjiniz harika. Ay çok teşekkürler. Sizin de öyle. Ay çok teşekkür ediyorum. Sormak istiyorum. Gebelikte mide yanması neden oluyor? Aslında bunun ana sorumlusu hormonlarımız mı? Kesinlikle. Şimdi halk arasında genelde biliyorsunuz hep bu bebeğin saçlanma Evet. vesairesi suçlanır. Ama en önemli sebebi hormonlarımız ve hormonlarımızdan da progesteron hormonu. Çünkü gebelikte bu hormon tap yapıyor, çok Evet, en üst yükseliyor. noktalarda. Aynen öyle. Ve bunun etkisiyle de bir gevşeme oluyor bütün vücutta, kaslarda, eklemlerde ve aynı şekilde mide ile yemek borusu arasındaki kapakçıkta. Bu gevşemenin etkisiyle yediğimiz gıdalar kolayca yukarı doğru çıkabiliyorlar ve midenin asit ortamıyla da karşılaştıkları için o asit ortam bu sefer olmaması gereken yere doğru yolculuk ediyor Evet. ve bu gebelerimizde yanma, ekşime, bulantı ve çok daha olumsuz böyle problem yaratabilecek şekilde bir takım yakınmalara yol açıyor. Evet, aslında bütün hayat kalitesini düşürüyor Kesinlikle, hamilelikte, değil mi? tabii tabii kesinlikle ve hani gebelikte de çok rahat ilaç kullanamadıkları için Evet. iki kat sıkıntısını yaşıyorlar. Peki bu gebelikte mide yanmaları hangi döneminde başlıyor? Aslında başlangıçta başlar. Yani en başından itibaren progesteron hormonu yükselir. O Evet. yüzden de ön planda önce bulantılarla kendini gösterir ama daha sonrasında büyüyen rahmin mideye yaptığı bası sonucunda 7. aydan sonra en üst seviyelere ulaşır. Evet, o zaman daha iyi biz anlamaya Aynen öyle. başlıyoruz, değil Ama mi? tabii ki bunda kişisel bazı faktörler de var. O kişinin beslenme alışkanlıkları, yeme biçimi. Bunun daha hafif geçmesi için önerileriniz nelerdir? Şimdi birkaç tane şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle mutlaka azar azar beslenmek lazım. Yani hep derler ya, az miktarda ve sık öğünler şeklinde yemek gerekiyor. İkincisi, günümüz hız devri ama yemeği yavaş yememiz lazım. Çok hızlı yiyoruz. Bu en büyük problemimiz Biliyorum, aslında. biliyorum herkes, yani hepimiz biz de öyleyiz. Hep zamanlar kısıtlı, bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz ama Evet. hani gebelikte buna özellikle dikkat etmek lazım. Besinleri iyi çiğneyip ve yavaş yemekte, tüketmekte fayda var ki en azından hava yutup bu şişkinliğin artışı ve besinlerin geriye hareketini engelleyelim. Bu en başta iki tane ana kural. Diğeri miktarca fazla yememenin yanında yediğimiz şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kızartmalar, işte baharatlı gıdalar, Evet, aslında bu en tip güzel beni şeyleri, işte sarardılar. çay, kahve bunları az tüketmeliyiz. Bir de yine gebelikte bol sıvı tüketelim diye yemek aralarında çok su içebiliyoruz yemek esnasında. Bunun da sakıncası var. Onu da yudum yudum almak gerekiyor. Bunu ilk defa duyuyorum. Su zararlı Evet, oluyor direkt yani gittiğimiz zaman. öğün aralarında rahat içebiliriz, tüketebiliriz. Ama yemek esnasında fazla miktarda sıvı tüketimi, işte bu regürjitasyon dediğimiz besinlerin mideden yemek borusuna geçişini hızlandırıyor ve sıkıntılara yol açıyor. Konuda Daha dikkat da etmemiz bizi yoruyor gerekiyor. gerçekten. Bir de gece yatarken özellikle eğimli yastık kullanmanın da çok büyük faydası var. Ve yemek sonrasında hemen böyle uzanıp
TV izlememek gerekiyor. Evet, biraz yemekleri toplamak, ufak tefek iş yapmak, mümkünse yürüyüş çok rahatlatacak önlemlerden. Bu yastık dediğiniz reflü yastığı şeklinde olanlar mı? Aynen. İngilizce yayınlarda takoz yastık diye evet. bahsediliyor. Evet, üçgen piramit şeklinde. Başı hafifçe gövdeden daha yukarıda tutuyor. Ve böylece uyku esnasında o gıdaların yukarıya çıkışını engellemiş oluyor. Tabii ben şunu da söylemek istiyorum. Hani bu yastığınız da olsa uyku vaktinden 3 saat öncesinde yemeği bitirmemiz lazım. Evet, hazmetmek en aynen. önemlisi. Hani 12 dediysek 9'da artık beslenmenin tümüyle bitmiş olması gerekiyor ki rahat bir gece geçirelim. Geçirelim. Evet, en önemlilerinden biri de bu olmalı. Aynen, aynen öyle. Peki tüp bebeklerle de ilgili sormak istiyorum. Tüp bebekle hamile kalanlarda mide yanmasında farklı oluyor mu? Daha çok olduğunu duydum ama. Aynen, daha fazla oluyor. Bunun da iki tane sebebi var. Bir tanesi herkesin bildiği gibi biraz bebek uygulamalarında çoğul gebelik riski daha fazla. Evet. Hani ne kadar kanunlara, kurallara da uygun embriyo transferini kısıtlanmış da olsa çoğul gebelik kendiliğinden olan gebeliklere göre daha fazla. Bu demektir ki hacim daha büyük ve rahimin hızlı büyüyerek mideye basısı daha fazla oluyor. Bu birincisi. Diğer bir faktör de tüp bebek yöntemiyle yaptığımız gebeliklerde progesteron hormonunu biz dışarıdan yüksek dozda veriyoruz. Oh. Gebeliğin devamlılığını sağlamak, istenmeyen düşükleri engellemek için doğal olarak hormon fazla olunca da bu Evet. Semptomlar çok daha şiddetli yaşanabiliyor. Aslında ana sorumluyu daha da yüklüyoruz, yüklüyoruz. diyoruz değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Peki mide yanmasına ne iyi geliyor? Şimdi bu beslenme kurallarına uymamız lazım. Öncelikle az yemek, sık yemek, öğünleri küçültmek, belli gıdalardan işte kızartma, fazla baharat, kaçınmak, yemek esnasında sıvıyı az tüketmek, Yudum bunlar yudum. yudum yudum suyumuzu içmek. Bunun dışında kıyafet de çok çok önemli tabii. Çünkü gebeliğe uygun giyinilmezse işte biraz dar giysiler, dar kıyafetler de bu basıncı dışarıdan artırabiliyorlar. Bu Etkili da etki ediyor olabiliyorlar. kıyafet yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yavaş yedik. Gece yatmadan 3 saat öncesinde yeme işlemini sonlandırdık. Bitiriyoruz. Yastığımızı eğimli yastık olarak seçtik. Tüm bunları yapmamıza rağmen bir de son dönemlerde bulantı içinde çok önerilen zencefil var. Evet. Zencefilin de çok böyle bilimsel kanıtları olmasa da kullanıcılara faydasının olduğu görülmüş. Bunlarla artık olmazsa mutlaka antiasit dediğimiz mide asidini nötralize edecek bazı medikal tedavilere başvuruyoruz. Evet, ilaçlara yöneliyoruz. Benim önerim bunlara dikkat edildiğinde hani bu özellikle basit gibi görülen ama uygulaması zor olan önlemleri aldığımızda ilaçlara inanın çok da gerek kalmıyor. İhtiyaç duymuyoruz yani. Kesinlikle. İlaçlar da demişken hamilelikte tabii ki mide yanması bebeğe zarar veriyor mu? Özellikle de bu kullanılan ilaçlar. Şimdi mide yanmasının annenin konforu açısından tabii ki şeyi çok fazla. Yani ama bu önlem alınmazsa ve o kişi gerçekten bunu şiddetli yaşıyorsa, öncesinde de bir takım Evet. sağlık problemleri varsa hani beslenmeyi bozarak bebeğe etkili olabilir ama daha çok anne ile ilgili sıkıntılara yol açar. Hayat kalitesini sizin dediğiniz gibi düşürebilir. Gece uykularını Evet, bozabilir. Özellikle de o geri basma Doktor dediğimiz. kontrolünde kullanıldığı sürece bu ilaçların herhangi bir zararı yok. Ne kullanacağımızı tabii ki o kişinin durumuna ve tıbbi gereksinimlerine göre biz karar veriyoruz. Hani arkadaşından duyduğu ilacı kullanmasını Evet. istemiyoruz. Bazen ben bunları çok duyuyorum aslında. Evet, çok midem yanıyordu, dayanamadım artık kafaya Aynen, diktim diye. aynen. Çok Tabii, yanlış değil tabii, mi? tabii, kesinlikle. Çünkü aynı ilaç farklı kişilerde farklı etkiye yol açıyor. Birinin çok fayda gördüğünü diğer başka birisi hiç faydalanamıyor.
Evet. O yüzden de bizimle birebir temas halinde olup ilaç kullanmaları hem bebekleri hem kendileri için faydalı olacak. En doğru konu aynen, bu. Aynen. Tabii ki Ramazan ayımız da yaklaşmışken sormak istiyorum. Hamileler oruç tutmalı mı? Ya da yani bu onlar için iyi bir şey olur mu ya da olmaz mı aslında? Şimdi bu son dönemlerde benim en çok karşılaştığım konulardan evet. birisi. Şimdi tabii ki Ramazan hele düzenli oruç tutmaya alışmış birisi için terk etmesi çok Çok zor zor bir oluyor. alışkanlık. Ama buradan hani izleyicilerimize, dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Gerçekten gebelik bunun için hiç uygun bir dönem değil. Çünkü zaten bizim bu mide problemleri için bahsettiğimiz yapılmaması gereken her şey Ramazan'da yapılıyor. Evet. Zaten Seyrek mide yeniliyor, yoruluyor. çok yeniliyor. Çok böyle çeşitli, lezzetli, güzel gıdalar oluyor. Oruçta, iftarda bir türlü, sahurda yiyip yatılıyor. Yatılıyor. Evet, yani o 3 saat yapılmaması ortadan gereken kalkıyor. Ne varsa yapıyoruz. Ama bunun yanında uzun süreli açlık tabii ki bebeğin gelişimine zararlı. O yüzden de en azından bu seferlik hani sonrasında borçlanmak üzere oruçlarını bıraksınlar Evet, diyorum. ertelemek en doğrusu oluyor. Aynen, aynen öyle. Çünkü hem kendi sağlıkları hem bebeklerinin sağlıklarından Evet. sorumlular. Evet, en önemli bebeğin sağlığı da zaten annelerin Aynen, en hassas olduğu aynen konulardan öyle, biri. öyle. Son olarak da sormak istiyorum Betül Tabii Hanım. ki. Bu gebelikte mide yanmasının saçla başta da konuştuğumuz gibi ilişkisi var mı? Var mı? İnanın hiçbir alakası yok. Çoğu kişi için saçlı işte o doğacak. Bebeğin hızla büyümesi, rahmin mideye baskı yapması o dönemle ilişkilendirildiği için hani saçlanmaya başladı Evet. deniyor ya. Yok, tıbbi olarak, bilimsel olarak böyle bir ilişki yok. Evet, ben de çok mide yanması yaşayan bir anne olarak çok uzun saçlı bir bebek beklemiştim ama kel doğdu. Demek ki Ne yokmuş güzel. demek. Çok teşekkür ediyoruz Ben geldiğiniz teşekkür için. ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz bir şey. Anneler için en önemli konu da buydu zaten. Çok teşekkürler. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Annelerin merak ettiği konularla sizlerleyiz. Bebeğinizi anne karnında özel olarak hissettirdiğiniz ve dış dünyaya adım attığı andan itibaren onu hazırlamanız için bazı özel uygulamalar var ve bunlardan biri de kreatif müzik terapi ve dünya literatürlerine girmiş bir isim var şu anda karşımda. Duygu Duran Orlovski karşımda. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sizin? Teşekkür ederim, iyiyim. Biraz tabii yorgundum, yeni evet. geldim Türkiye'ye. Tekrardan buraya evet, gelmenin mutluluğu. Bizim için buralara kadar geldiğiniz teşekkür için de çok ederim. Teşekkür ediyoruz ben teşekkür gerçekten. Ederim. O zaman başlamak istiyorum. Müzik terapi nedir? O kadar insana ışık oluyorsunuz ki bunu sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Müzik terapinin genel evrensel bir açıklaması var. Onu da burada vurgulamak istiyorum. Evet. Müzik terapi kişinin zihinsel, ruhsal ve bedensel sağlığını iyileştirmede, korumada, tedavi etmede, müziği bir araç olarak kullanıp, psikoterapinin bir formu olup, terapötik ilişki içerisinde multidisipliner olup kanıta dayalı olan bir bilim dalıdır. Ne kadar güzel bir bilim dalı aslında. Yani evet. O kadar insana yol açıyorsunuz ki. Peki bu hamilelikte nasıl uygulanıyor ve gebelikte müziğin etkisi bu anlatıldığı kadar çok mu? Gebelikte müziğin etkisi evet anlatıldığı kadar çok güçlü bir etkisi var. Özellikle anne karnında hamilelik döneminde önce anneden başladığımızda annenin biyolojik olarak bir vücut değişimi başlıyor. Evet. Biz burada müziği anneye dinletirken onun hem o sürecini hem kendi iç yolculuğunu, kendini tanımasını ve o biyolojik değişiminde yanında olarak onu o öz sevgiyi kazandırmayı, güveni kazandırmayı ve daha da önemlisi bebeğiyle olan o duygusal bağın kurulması, oh. gelişmesi açısından müziği araç olarak kullanıyoruz. Aslında anne ile bebek arasında bir konuşma da sağlıyorsunuz böylece değil mi? Tabii ki.
o bağı geliştiriyoruz. Ay ne kadar güzel ona bir şey. Ona dokunmak, hissetmek, ben anneyim, bebeğim karnımda. Ve tabii ki çünkü bebekler ilk anne karnında, ana rahimdeyken sesleri duymaya başlıyor. Evet. Ben bunu bu sene, pardon geçtiğimiz sene 8 Kasım'da Duyguların Tınısı adlı kitabımda evet, da gerçekten ilk çok önemli bir kitap. Girişim bu şekilde oldu. Evet, hamilelik ve bebekti değil mi? İlk başlangıçtaki evet. paragraflarım, ilk müziği anne karnında dinliyoruz. Evet. Nedir? Annedeki o rahim etrafındaki sesler ve dışarıdaki evet, sesler, güzel. Annenin kalp ritmi, bunlar bizim ilk müziğimiz oluyor. Ne kadar güzel bir şey. Hamilelikte bazı tabii ki bedensel sıkıntılar yaşanıyor ve bu sıkıntılara karşı siz nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Bedensel sıkıntılara karşı daha çok reseptif uygulamalar evet. oluyor. Terapist aktif bir şekilde tabii ki çalıyor. Daha fazla onun stres oranını düşürme amaçlı uygulanıyor. Rahatlaması, nefes özellikle, nefes bu konuda evet. çok çok önemli. Çok, çok önemli. Müziği o nefesle birlikte aynı paralellikte götürmek, daha sakinleştirmek, daha derin nefes almasını, vermesini sağlamak amaçlı uygulanıyor. Ve bazı öğrencilerinize de bu uygulamaları yaptırıyorsunuz biliyorum. Hatta hamile oluyorlar. Bunu gerçekten onlar bile hatta duymuştum birçok öğrencinizden de. Evet gerçekten hamileyim gibi yaşadım o olayı diye. Evet. Neler yapıyorsunuz o uygulamalarda? Şimdi benim sertifika programında, Medipol Üniversitesi'nin sertifika programında eğitmenim, kreatif müzik terapi dersini veriyorum. Orada simülasyonda bu uygulamalar oluyor. Öncelikle o role girilmesi evet. isteniliyor. Hamile olmasa bile o rolde olması isteniliyor ve karşı taraf olarak bu eğitim sürecinde olmak zorunda. Karşı taraf terapist, karşısında gerçekten bir hamile var. İşte atıyorum 3 aylık ya da 9 aylık ona müzik terapiyi, o seansı uygulamak zorunda oluyor. Ama ne kadar güzel ki onu, ya hamile bir insanın yaşaması daha da farklı demek ki yani. Tabii. O sadece bir uygulama. Kesinlikle. Müzikle terapinin çözümüne yardımcı olduğu bazı sağlık sorunları da var biliyorum. Bunlar nelerdir? Bazı değil birçok. Bir sürü değil mi? Bir sürü. Evet. Yani bunu sınırlandırmak çok iyi olmaz. Bunların tabii en başında gelenler işte stres, psikiyatrik evet. durumlar, stres, depresyon, bunun dışında Alzheimer, demans, burnout, bunun dışında felçli hastalar, yoğun bakım hastaları, küvezdeki bebekler, gebelik evet. dönemi. Aslında işin özeti olarak hani müzik terapi hangi hasta veya danışanlar üzerinde uygulanır denirsek gebelikten başlayıp biyolojik ölüme kadar olan ki tüm süreci kaplıyor. Her şeye etki edebiliyor. Tabii, her yani. Şeye etki edebiliyor. Çünkü zaten doğada var müzik. Evet. Bizim hayatımız müzik. Hani demiştim ya, anne karnında ilk kalp ritmi duyuyoruz. Yürüyüş adımlarımız, evet. aldığımız o nefes, her şey bir ritim üzerine kurulu. Ne kadar güzel bir şey gerçekten. Evet. Ve bir çocuğumuz var, Sena ismini de söyleyebilirim değil mi? Bir sakınca yok. Ona umut ışığı oldunuz ve çok güzel bir yol kat ettiniz. Onda neler yaptınız? Bugün buraya kongreden çıkıp evet. geldim. GETAT kongresine davet edildim. Orada da bu benim konumdu, anlattığım konuydu. Hastamla birlikte uzun bir sürecimiz oldu. Geçen sene başladık terapilere ve bir seneyi doldurduk ve hala da devam etmekte. Evet. Onun gross motor, kaba motor dediğimiz ve ince motor gelişimlerinde yani artışlar oldu. Evet. Beraber adım atmalarımız müzik yoluyla artık ben şarkı söylemek istiyorum, beden dili aktivitesi kullanmaya başladı ve artı en önemlisi ses çıkarabilmesi. Oh, çünkü çok güzel evet, bir şey. Bir çocuğa ışık olmak ne kadar güzel. Evet ve müzik terapide o seansın içerisinde var olduğunu algılayabilmesi, benim müzik evet. terapisti olduğumu algılayabilmesi ve o aramızdaki insancıl bağ Kuvvetlendi değil mi? Ne kadar Hı-hı. önemli. Evet. Peki bir de tabii ki uyku sorunu biz anneler için çok önemli ama siz Hı-hı. bu uyku sorununda da umut ışığı oldunuz. Evet, neler yapıyorsunuz?
Tabii bunu şimdi şu şekilde müzik uyguluyorum ya da bu müziği dinletilsin tarzında olmuyor. Şimdi terapi individüeldir, yani kişiseldir. O kişi nelere ihtiyacı var? Çünkü biz terapi süreci içerisinde terapistin ihtiyacı değil, hastanın veya danışanın ihtiyacına göre hareket etmek zorundayız. Yani hedeflemek zorundayız, planlamak zorundayız. O yüzden değişik değişik olabiliyor. Yani değişik metotları kullanabiliyoruz. Kimisinde reseptif, pasif olan metodu kullanırken kimisinde de aktif olmak zorunda kalıyor. O yüzden genel anlamda bunu belirlemek çok doğru olmaz. Daha fazla kişisel, sizin neye ihtiyacınız varsa o yönden yola çıkmak daha verimlidir. Evet, bunu tanımlamak daha doğru oluyor. Tabii. Ve burada çok güzel aletlerimiz var. Gerçekten bunları da terapilerinizde kullanıyorsunuz. Nelerdir bunlar? Evet, Almanya'lardan geldi. Almanya'dan yolculuk yaptı. 3000 kilometre geldi. Evet, bu örneğin kalimba dediğimiz bir enstrüman. Daha çok melodik. Evet. Duymak ister misiniz? Tabii ki, lütfen. Zaten insanı sakinleştiriyor. Sakinleştiriyor değil mi? Evet, tekrar alabilir miyiz peki? Tamam. Hissettiniz? Ben böyle bir rahatlık geldi. Bilmiyorum, bir böyle oh dedim. Oh dediniz. Evet. Bu sizin hissettiğiniz şu anda. Herkes de farklı etki yapıyor herkes değil mi? Herkes de farklı. Bazen çocuklarda özellikle hani bu yatarken Almancası Spielua diyoruz, hani çalınıyor. Evet, oyuncaklar, oyuncaklar, uyku öncesi. Örneğin oradaki sound gibi. İşte sakinleştiriyor gerçekten. Uykuya geçişte kullanılabilecek, harika. Peki kalimba. Bu monokort. Monoport. Monokort. Biraz tabii bir değişikliğe uğradı. Şöyle gösterebilirim. Bunu Türkiye'de luthierime yaptırdım. Ben yardım edebilir miyim size? Yaptırmaya. Böyle tutuluyor değil mi? Evet. Bu normalde böyle bir bölümü yok. Evet. Bunu ben düşündüm. Ekletmek istedim. Bunun sebebi de bu tabii ki 21 telden oluşuyor. Kalın teller ve ince teller. Vibrasyon, daha çok vibrasyon ağırlıklı. Ay, yani titreşim veriyor, titreşim, değil mi? Evet, titreşim veriyor. Yalnız bunun altına baktığınızda oval gidiyor, düz değil. Evet. Bunu da özellikle psikosomatik hastalarda, yani kronik ağrıları olan hastalarda o bölgelerin üzerine koymak. Hem o bölgeyi, oradaki kan akışını hızlandırma, kasları biraz daha yumuşatma amaçlı ya da bir masaj amaçlı da kullanılabiliyor. Bu da o bağlantıyı sağlıyor aslında, o bağlantı, bu vücut daha çok vücudun üzerine konu, ama diyelim ki eller de olması gerekiyor. Evet. Yani elleri de özellikle yaşlı hastalarda ellerden o titreşimi almasını hedeflemişti. Sağlamak için, evet. Tabii tabii, onu hedefledim. O yüzden de buna böyle bir kısım koydurttum. O zaman ben tutuyorum sizin için. Evet, şu şekilde tutarsınız. Tamam, böyle. Sana. Şimdi o vibrasyon biraz daha aşağıya indirelim. Şöyle tutalım. Etkileyici gerçekten. Alıyor musunuz? Oh, evet. Ya. Bunu şöyle düşünün. Bir saat boyunca bu örnek veriyorum ya da 40 dakika boyunca bu titreşimi aldığınızı düşünün. Muhteşem. Gerçekten. Evet, yani bütün hissettim bacaklarımda, kollarımda. Daha... Çünkü bu enstrümanlardaki amaç daha çok tahtasının daha burası ince olması ve titreşimi kolay geçirmesi amaçlanmıştı. Direkt yansıtıyor zaten. Tabii tabii tabii, rezonans enstrümanları ve direktmen vücuda o rezonanslar verilsin. Amaçlı. Yani biz bu kadar sakinleşmişken çocuklarımızı düşünemiyorum. Uykuya çok çok rahat daha geçiş sağlanabiliyor gerçekten. Tabii. Ama tabii müzik terapi olarak değil de müzik olarak
Ben bunu örneğin kendim de bir anne olduğum için kendi çocuğumda öncelikle evet. uyguladım. Kızım 8 yaşında şu an. Yatmadan önce mutlaka sakin müzik dinletilmesi, enstrümantal, özellikle de enstrümantal müziğin dinletilmesi. Evet. Artık internet platformlarında çok rahat bulabiliyorlar. Ama dediğim gibi bu müzik terapi değil. Çünkü evet. müzik terapide uzman kişi olması gerekiyor. Çünkü müzik güçlü bir uyaran ve evet. sağlık kısmı olduğu zaman mutlaka uzman kişi tarafından uygulanması gerekiyor. Ama evinizde çocuklarınızla yatmadan önce bir 10 dakika müzik evet. dinletmek, sadece onları sakinleştirmek ya da yatağa hazırlama olarak. Geçişi sağlamak için çok sağlama. Önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz buralara kadar geldiğiniz için. Gerçekten uykum geldi ve o kadar bir sakinleştim ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan tekrar sizlerle olacağız.